Motokuryenin öldüğü davada Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı o davada karar açıklandı. Detaylar için istihbarat şefimiz Ramazan Almaşehir telefon hattımızın diğer ucunda. Ayrıntılar için sözü hemen Ramazan'a bırakalım. Aslan Uysal, konuyla ilgili olarak devam eden duruşmada savcı mütalaasını verdi ve sanığın 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti ve mahkeme heyeti de konuyla ilgili olarak bugün kararını açıkladı. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Mahmut'la ilgili olarak Fatih'te meydana gelen kazada motokurye Yunus Emre Göçer'in hayatını kaybetmesiyle ilgili karışmış olduğu kazayla ilgili olarak 27.300 lira idari adli para cezası verdi ve 6 ay süreyle ehliyetinin geri alınmasına karar verdi. Tabii bu kararda taksirle ölüme neden olmak suçundan bir karara bağladı mahkeme heyeti. Tekrar edelim, motokurye Yunus Emre Göçer maalesef hayatını kaybetmişti meydana gelen kazada. Bugün savcının mütalaası verildi. Savcı mütalaasında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti Somali Cumhurbaşkanı oğlunun. Mahkeme heyetinin verdiği kararda da taksirle ölüme neden olmaktan 27.300 lira adli para cezası ve 6 ay süreyle de ehliyetinin geri alınmasına karar verildi.